Merhaba sevgili gençler. Sizinle yine Rasyonel Yayınları TYT denemesi için birlikteyiz. Arkadaşlar hemen sorularımıza geçelim. Değerli vaktinizi çok fazla almayalım. Evet, birinci soruda Google'un paltosundan gelmek söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ferit Edgün Dostoyevski'nin Hepimiz Google'un paltosundan geliyoruz dediği gibi ben de benim kuşağımın öykü yazarlarının büyük çoğunluğu da Sait Faik'ten geliyoruz diyor. Yani Sait Faik etkisi altında kalmak, Google'un etkisi altında kalmak. Dolayısıyla açık bir şekilde birinci soruda eserlerin olmaz, eserlerin çevirisini yapmak, üslupta Google'un önüne geçmek, Google'u örnek aldığına göre önüne geçmek söz konusu değil. Eserin etkisinde kalmak. Evet, cevabımız C şıkkı olmuş olur. Bizzat öğrencisi olmak, Sait Faik'in öğrencisi olmak ya da Google'un öğrencisi olmak vurgusu yok. Sanata Google'la sınırlı tutmamak. Evet, bu da zaten Google'u etkisi altında kalmak vurgusu vardı. Tam zıttı bir şey olması gerekiyordu. Evet, birinci sorumuzun cevabı C şıkkı olmuş oldu. İkinci soruda arkadaşlar baktığımızda ögeler unsur doğrudur. Edebiyatı sırtlayan yani sahiplenen ya da yükünü üzerine alan anlamı vardır. Ama dönüştüren edebiyatı farklı alana taşıyan veya işte misyonunu değiştiren anlamıdır. Dönüştüren. O yüzden birbiriyle örtüşmez diyoruz arkadaşlar. Aktarılması, iletilmesi doğrudur. Aktarmak, iletmek açıdan farklı açı yön. Kuşak nesil doğrudur. Evet, bunlar yapabileceğiniz, çok rahat yapabileceğiniz sorular. Üçüncü soruya bakıyoruz. Asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Henry Mikaus şöyle der. Eğer sizi bir kişi okuyorsa henüz şair ya da yazar değilsiniz. İki kişi okuyorsa henüz şair ya da yazar değilsiniz. Ama üç kişi okuyorsa yazmaya devam edebilirsiniz. Çünkü şair ve yazarsınız. Yani artık belli bir sayı yakaladıktan sonra o zamana kadar yazar olmasanız da ondan sonrasında devam edebilirsiniz. Çünkü yazar olarak kabul görüyorsunuz demek istiyor. Baktığımız zaman yazar ya da şair olmanın okuyucu sayısıyla ölçüldü. Evet. 3 kişi olunca yazar olduğu kabul edilmişti. Cevabımız E şıkkı oluyor. Durmadan yazmak. Yazarlığın kişinin sanatsal bakışıyla birlikte geliştiği, sanatsal bakış bunlar parçada vurgulanan yer değil arkadaşlar. Sanatçı olabilmek için usta yazarları incelemek, usta yazarlar diyor. Yazar ya da şair olabilmenin çok okumaktan geçtiği, çok okumak vurgusu yine yok diyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım gençler. Ne demiş? Bu iki cümle de ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bu tür cümlelerde yapmamız gereken iki cümlenin de tamamının verilmesi lazım. Yerleri değiştirilebilir, eş anlamlı sözcükler getirilebilir ama fazlası ya da eksiği şeklinde olmaması gerekiyor. Melatonin hormonu güneşin batımı ile salgılanmaya başlıyor ve güneş ışığının gözdeki sinirlere ulaşmasıyla sona eriyor. Tam karanlığın sağlanmadığı ortamlarda uyumak melatonin hormonunun salgılanmasına engel olacağı için kasların ve organların tam rahatlaması sağlanamıyor ve kalitesiz bir uyku gerçekleştiriliyor. Bakalım. Ay, güneş ışığı gözdeki optik sinirlere ulaştığında kesilen melatonin salgısı uykunun kaliteli olmasını sağlayan birinci etmendir. Doğrudur, eksiktir. Evet, çünkü burada diyor ki kasların ve organların tam rahatlaması. O yüzden eksik verildi. Uykudan uyandığımızda dinlenmiş değil, yorgun hissetmek vücudumuza yeterince melatonin salgılanmadığının kanıtıdır. Doğru olabilir ama eksiktir arkadaşlar. Yine aynı yer vurgulanmamış diyebiliriz. Oradan hareket ederek. Melatonin hormonu tam karanlığın sağlanmadığı ortamlarda salgılanmadığı için o ortamda uyuyan kişinin uykusu yeterince dinlendirici olmayacaktır. Evet, bu verilmiş. Şu kısım verilmiş. Ancak eksik kalan tarafı yine bakın buradan yola çıkarak eksik olduğunu söyleyebiliriz. Melatonin hormonu gece saatlerinde salgılandığı için yani ne demişti? Güneşin batımı ile salgılanmaya başlıyor. Kelimelerin
ne dedik, eş anlamlısı kullanılabilir. Evet, salgılandığı için tam karanlığın sağlanmadığı ortamda kas ve organlar rahatlayamıyor. Bakın burada o vurguyu yaptı. Karanlık sağlanmadı, tam karanlığı sağlanmadı. Bu vurgu da burada var. Evet, dolayısıyla rahatlamıyor ve böylece uyku kalitesiz oluyor. Kalitesiz bir uyku gerçekleşiyor. Aynı şekilde verilmiş cevabımız D şıkkı olmuş oluyor. Evet, diğer sorumuza geçebiliriz. Disiplindir diyor. Kelimenin anlamını soruyor. Altı çizili sözcüğün anlamı soruluyor arkadaşlar. Bu sorularda kelime anlamı önemlidir. Örneğin Kant'ın gözünde fizik yöntemleri ancak Humboldt'unki gibi felsefi bir kuşkuculuk benimsediği zaman sorgulanabilen evrensel bir disiplindir diyor. Evet, baktığımızda arkadaşlar disiplindir demesi bilim dalıdır anlamında kullanmış evrensel bir bilim dalıdır şeklinde verilmesi gerekiyordu. Tüm bilim dalları vurgusu yapılmış disiplin bilim dalı. Evet, bilgilerin bir arada toplandığı disiplin yani bilim dalı olmuş oluyor. Cevabımız A şıkkı. Yukarıda verilen iki numaralı cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Çoğunlukla uykuya dalmadan hemen önce düşünüyormuş hissine kapılmak çoğu insanların başına gelen bir durumdur. Uykuda düşme hissi yorucu bir günün sonunda vücudumuzun uykuya fizyolojik olarak hazırlanışı esnasında meydana gelen belirli elektriksel bir hormonal değişimler neticesinde kaslarımızın ani kasılması sonucu oluşur. Evet, kaslarımızın ani kasılması sonucu oluşan şey burada uykuya dalmadan önce düşmüş hissine kapılmak. Bunun sebebini ne yapmış arkadaşlar? Açıklamış. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olması gerekiyordu diyoruz. Evet, 7. soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır diyor. Gelmekten gelenek arkadaşlar türemiştir. Ulaşabilmek, ulaşmak ve bilmek birleşiktir. Birleşik. Gündeme bağlı derken gündem günden gelir türemiştir. Doğaçlama, doğmak, doğaçlamak fiili ve mema isim fiili türemiştir. Cevabımız o zaman 2 olacaktı. 8. soruda hangisi yoktur diyor. Arkadaşlar baktığımızda takip eden ünsüz yumuşaması var. Kimyasal ortaya çıkardığı araştırma canlıların vücudunda yer alan bazı hücrelerin günlerin uzunluğunda yumuşama ya da kışın geçtiğini diyor. Ünsüz benzeşmesi. Evet, ünsüz benzeşmesi. Bu da var. Ünlü düşmesi diyor. Arkadaşlar bakıyoruz söylüyor. Söylüyor da ünlü daralması var. Söylemek fiili. Ünlü daralması. Evet. Adlı dergiye yayınlanan makaleye göre vücut takımı hayvanlar çiftlerin kış uykusu. Uyku derken gençler uyku uyumak fiilinden gelir. Dolayısıyla burada düşmüştür. Ünlü düşmesi diyoruz. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Evet, diğer sorumuza geçelim hemen. Ne demiş arkadaşlar? Bu dizelerle ilgili olarak hangisi söylenemez? Birinci dizede fiilimsiye yer verilmiştir diyor. Bakıyoruz 9. soruda. Bilirim ırmak yeni ışıklar getirecek sen görmeyeceksin. Bakın burada tuzak bir ifade bu. Fiilimsi acakecek fiilimsi ki vardır ama bu cümledeki acakecek fiilimsi ki değildir. Nedir? Getireceksin, göremeyeceksin. Yani kip eki olarak alınmıştır. Kip eki arkadaşlar. Yanlış yani. İkinci dizede ek halinde zamirler diyor. Bilirim ömrümüz, bizim ömrümüz. İyelik zamiridir. Beygirin ki derken nedir? Burada da ilki zamir var. Doğru. Dördüncü dizede belirteç kullanılmıştır diyor. Düzeltiyorum. Üçüncü dizede belirteç kullanmıştır diyor. Karganınkinden alabildiğine kısa. Evet. Ne kadar kısa? Alabildiğine kısa. Derken kullanılmış bir belirteç var. Dördüncü dizede sıfat
görevli bir sözcük vardır diyor. Bakıyoruz bu keder derken duyulmuş, bilirim benden önce duyulmuş bu keder işaret sıfatı. Beşinci dizede hem ilgeç hem bağlaç vardır diyor. Baktığımız zaman beşinci dizede hem ilgeç bağlaç benden sonra den sonra ilgeçtir. İlgeç deda ise bağlaçtır arkadaşlar. Bağlaç. Dolayısıyla bu da doğru diyoruz. Cevabımız aşık oluyor arkadaşlar. Cevabımız aşık. 10. soruya geçiyoruz hemen. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Uzaydan dünyaya bakıldığında yeryüzünün %70'inin okyanusla kaplı olduğu görülür. Uzaydan dünyaya bakıldığında. Evet, burada arkadaşlar dünya sözcüğü nedir? Bir gezegen adı olduğu için büyük harfle yazılır. Doğrudur. NASA'nın New Horizons adlı uzay aracı bir yıl önce Arka'daki yakınlarından geçerken gökbilimciler. Arkadaşlar burada bilimle ilgili olarak onun yüksek çözünürlüklü görüntüleri elde etmişti. Burada bilimle ilgili olan sözcüklerin ayrı yazılacağını söylüyoruz. Yazım yanlışı B şıkkıdır diyoruz. B şıkkıdır. Evet. 11. soruya bakalım arkadaşlar. 11. soru. Aşağıdakilerin hangisinde tarihlerin yazımı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır diyor. 12.4.2020 arada nokta kullanmış. Doğru. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Evet. Belli tarih verildiği için büyük harfle başlıyor kelimeler. Doğru. Bağlaçlar zaten küçük olur. 26'sında doğan sanatçı Ağustos'un 26'sı. Belli bir tarih olduğu için Ağustos cümle başına denk gelmesi zaten A büyük olur. Ekle ayrılır. Çünkü ortada olsaydı da büyükle yazılacaktı. Evet bu da doğru. 8 Kasım pazar derken arkadaşlar belli bir tarih olduğu için burada yanlışlık yapılmıştır diyebiliyoruz çok rahatlıkla. Evet. Üzerinde B 19 Mayıs 1919 M büyük olması doğru arkadaşlar. Çünkü belli bir tarih içerdiği için. Evet 12. soru. Bu cümlede ayrıca gösterilen yerler aşağıdaki noktalama işaretlerden hangi sırasıyla getirilmelidir? Yazar kitabında virgül diyorum arkadaşlar. Çünkü tırnak açacağım. Kitabında ne yapmış onu söylüyor. Üstlenir diyor. Cumhuriyet yıllarının ilk yapılarının inşasını Mimar Vedat, Mimar Kemalettin Bey, Muzaffer Bey ve Arif Hikmet Koyunoğlu üstlenir şeklinde bilgi vermiş. Evet burada o zaman cümle bitti. Nokta koydum. Tekrar tırnağı kapatmış oldum. Eğer burada yazar kitabında şunları söyler deseydi o zaman iki nokta koyabilirdim. Ancak cümle bitmeden tırnak açtığı için arkadaşlar virgülle devam ediyor. Hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamında değişme olur diyor. Yani sıfat tamlamasına ya da kelime grubuna dönüşecek. O daha önce derken o sözcüğünü kaldırdığımda herhangi bir kelime grubu oluşmuyor. O yaşadığı hiçbir an zaten kelime grubudur. O sözcüğü yine değiştirmiyor. Şu annemin yani anne bir tanedir zaten. O yüzden çıkarttığımızda bir şey değişmiyor. Bu geçen bir ömür zaten tamlamaydı. Bu geçen derken bu ömrün geçen bir ömrün en güzel özetidir. Bu sözcüğü ismin yerine kullanmışsan bir çıkarıldığında virgül herhangi bir şey değişmiyor. Ama şurada dikkat edin arkadaşlar. İsim virgül çıkarıldığında sıfat tamlamasına dönüşür. O yüzden görevi değişmiş oluyor. Burada zamirde virgül kalkınca sıfat tamlaması oldu. Evet, diğer sorumuza geçelim. 14. soru. Parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi tamlayan eki almıştır diyor arkadaşlar. Gayet açık. Sanatçının performansı. Burası tamlayan kısmı. Burası ise tamlanan kısmı. Dolayısıyla ne oldu? Tamlayan eki ın in burada verilmiş birinci altı çizili sözcükte.
Diğerine baktığımızda bu iyelik ekidir arkadaşlar. Oyunu derken iyeliktir. Arası derken iyeliktir. Özelliği derken iyeliktir. Yani bu iyelik dediklerim tamlanan ekidir. Diğeri ise tamlayan yani ilgi hal ekidir. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Filozof felsefenin hiçbir bakın tamlama şuradan başlıyor. Felsefenin diyor hiçbir zaman önü açılamayacak, önü kapatılamayacak en kalıcı bilim olduğu. Evet burada arkadaşlar bir tamlama olduğuna göre iyilik iki de burada. Burada tamlayan, burada tamlanan var. Bunu bölemiyoruz arkadaşlar. Kelime gruplarına dikkat edelim diye daha önceki ders anlatımımızda söylemiştik. O yüzden burada inanmıştır yüklem. Kim inanmıştır? Filozof özne. Neye inanmıştır sorusuna AE yönelme haleki alarak bu kelime grubu cevap vermiş. Dolayısıyla bu da dolaylı tümleç. Yani cevabımız özne, dolaylı tümleç, yüklem. 16. sorumuz. Belirtili nesnesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Evet, güzel bir soru. Önce belirtili nesneyi bulacağız. Sonra şu kısmı bakacağız. Evet, baktığımızda Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan Nature Communications dergisinde yayımlanan bir çalışma, bağışıklık sistemindeki genlerin yapılan bir çalışma ortaya koymuştu. Buraya kadar özneydi arkadaşlar. Özne. Bağışıklık sistemindeki genlerin soğuk havada daha fazla çalıştığını ortaya koydu. Neyi sorusuna cevap verdiği için bu kısımda belirtili nesne oluyor. Peki burada hangi sözcük yok diyor. Ortaç sıfat fiildir. Bakıyoruz hemen çalıştığını dık dik sıfat fiil eki var. Dolayısıyla ortaç var. Sıfat soğuk hava nasıl hava? Soğuk hava sıfat var. Derecelendirme zarfı diyor. Daha fazla fazla daha fazla derken burada derecelendirme zarfı kullanılmış. İsim fiil arkadaşlar içerisinde mema ış iş eki olan bir kelime yok. Dolayısıyla isim fiil yok. İsim tamlaması nerede var? Bağışıklık sistemi. İsim tamlaması olur. Cevabımız isim fiil olmayacak da. 16. 17. sorumuz. Numaralı sözcüklerden hangisi zamirdir diyor. Baktığımızda oluşumuyla isim. İsim, gezegenlerin oluşumu isim, yeni bulgular isim. Şimdiye kadar bu kabul gören teori uzayda dolaşan cisimlerin hızla diğerine çarpıp yani diğerine, diğer cisme dememiş, diğerine demiş. Dolayısıyla ismin yerini tutmuş. Buna adıl ya da ne diyoruz arkadaşlar? Zamir diyoruz. Daha sözcüğü derecelendirdi. Büyük parçaları ne kadar büyük? Daha büyük. Sıfatı derecelendirdiği için yine ne oldu? Zarf oldu. Zarf oldu. Çok daha yumuşak derken aynı şekilde ne kadar sorusuna cevap veren zarf oldu. Cevabımız o zaman diğerine 3 C şıkkı olmuş oluyor. 18. sorumuz. Altı çizili sözcüklerin türü aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor. Yetişmek için arkadaşlar içinler edattır Türkçe'de. Saçlarını, gözlerini, ellerini neyin varsa neyin derken burada zamir kullanmış arkadaşlar. Yani adıl, diğer adı adıl. İkinci adlarını bilmek gerekir. Bunun ilgeç. Çünkü şıklarda gördüğünüz gibi bazen böyle veriliyor ikinci adları. Her seferinde her sefer belgisiz sıfat yani ön ad. Ön ad. Yükselen çizgi kim bilir nerelerde yine nerelerde soru zamiri olmuş adıl diyoruz. Baktığımız zaman ilgeç adıl ön ad adıl sıralama bu şekilde olduğu için cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Diğer sorumuza geçiyoruz hemen. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? Osmanlı'nın son yıllarında milliyetçilik akımı giderek yaygınlaşmaktadır. Cumhuriyet'in ilk yıllarını da içine alan bu görüş, özellikle Ziya Gökalp'in geliştirdiği Türkçülük fikrinin etkilerini yoğunlaştığı sanat alanlarında kapsamına girer. Evet,
sanat alanlarının da kapsamına alır diyor. Bu doğrultuda sanayi, nefise-i mektebi ailesinde yetişen genç mimarlar, hani sanat alanlarını da dediğine göre genç mimarlar da buna dahil etmiş. Ancak milli karakterler saklı tutulurken, bakın demek ki milli karakterler saklı tutulurken yapacağı başka bir şey daha var. Ancak dediğine göre ben onu anlıyorum. Yani genç mimarların yaptığı bir şey olması lazım. Cevabımıza da arkadaşlar uzun uzadıya da sizi çok da yormak istemiyorum. Bu dönem mimarları Osmanlı kimliğini belirleyen mimari eserler vermeyi amaç edinir. Bakın kendi kimliğini yansıtacak amaç edinecek. Ancak bunu yaparken de ne yapacak? Avrupa mimarisini de kullanmış olacak. Mimari eserler vermeyi amaç edinir. Ancak deyince bunları amaç edinmesinin yanında Avrupa teknolojisini kullanarak mimarisini arkadaşlar ne yapacak? İstifade etmiş olacak cevabımız. O yüzden A şıkkı oluyordu. Evet, diğer sorumuza bakalım. Biraz uzun arkadaşlar. Uzun sorular gözünüzü korkutmasın. Bir sonraki sayfaya geçmiş. Evet, şöyle. Bu parçada bahsi geçen araştırmaların çıkarabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir diyor. Türklerin tarihiyle ilgili arkadaşlar değişik araştırmalar yapılmış. Paragrafı siz okuyorsunuz zaten. Bu araştırmalı mesela Radloff bir farklı Türklerin bulunduğu yerle ilgili çalışma yapmış. Hemer farklı bir çalışma yapmış gibi. Üç farklı kolda ne yapılmış? Çalışmalar yapılmış. Bunun paragraftan çıkarılabilecek asıl sonuçta bunun üzerine kurulu olmalı diye düşünüyoruz. Türklerin ana yurdu ile ilgili elde edilebilecek sonuç Batı kültürle iç içe geçen Türklük kültürünün izlerinde bir alana yayıldığıdır. Evet, baktığımızda arkadaşlar 20. soruda ne diyor? Bu bilimsel çalışmalar dinamik ve hareketli bir kavim olan Türklerin eski devirlerinden itibaren geniş bir alana yayıldıklarını ve kültürlerini buralarda götür geniş bir alana yayılmışlar. Çünkü farklı farklı yerleri gösteriyor bilim adamları. Paragrafı siz okudunuz. Kültürlerini buraya götürdüklerini ortaya koyuyor ve gittikleri yere de kültürlerini yansıtmış olmalar. Evet, asıl sonuç bu diyebiliriz. Ana yurdu ile ilgili elde edilebilecek sonuç batılı kültürle iç içe geçen tür batılı kültürle iç içe geçme kurgusu yok arkadaşlar. Türk kültürünün birçok farklı kültüre etki ederek varyasyon yoluyla yayıldığı batılı bilim insanlarına ortaya konmuş. Batılı bilim insanlarının ortaya koyduğu şey farklı kültürlere etki ederek varyasyon yoluyla yayıldığı değil, değil mi? Farklı coğrafyalarda kendi kültürlerini yaşatmış olmaları. Kültürel yapının izleri sürüldüğünde Türklerin yerleşik bir kültüre uzun zaman boyunca geçemedikleri yerleşik kültür vurgusu paragrafta yapılmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu buradan da eleyebiliriz. Batılı bilim insanları kendi kültürlerinin izlerini sürerken yani oysa yukarıdaki sayılanların çoğu Türkolog diye Türk işte metinlerini, coğrafi alanlarını araştıran kişiler. O yüzden batılı bilim insanları kendi kültürlerinin izini sürerken böyle bir yolla başlayarak değil, bile bile Türklerin yaşadığı yerleri araştırmışlar. O yüzden bu da olmadı. Cevabımız A şıkkı olmuş oluyor. Evet sevgili gençler, sonraki sorumuz. Umarım anlıyorsunuzdur. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Antik Mısır'da yani paragrafta Antik Mısır'ın işte ikiye bölündüğü falan bir takım bilgiler var. Dolayısıyla açıklayıcı anlatım doğru. Örneklemeye nerede yer verilmiş? Aşağı Mısır'da Nagada kültüründe ise diyor. Bakın burada bir karşılaştırma var. Hemen burayı şey yapalım. Aşağı Mısır'daki derken demek ki diğer yerle karşılaştırdı. Karşılaştırmaya yer vermiş. Örnek olarak arkadaşlar çömlek yapımı, taş, bakır aletlerinin kullanılması diyor. Örnek vermiş. Nesnel bir hava hakimdir. Açıklamanın olduğu yerde
Yani isterseniz bir tane örnek verelim. İnsanlar Etiyopya en başarılı burayı geçtim. Ayrıca İslam'ın ilk göç Habeşistan'a Etiyopya'ya olmuştur. Bakın nesnel bir yargı mesela. Evet, nesnel tanık gösterme. Arkadaşlar tanık gösterme kendisini çok rahat belli eder paragrafta. Alıntıdır yani bir kişinin sözünü almaktır. Çoğunlukla da tırnak içerisinde verilir ama dolaylı yoldan da verilebilir. Buna da dikkat edin. Evet, cevabımız D şıkkı olmuş oluyor. Bu parça ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf aşağıdaki cümlelerin hangisi olurdur? 19. son çeyreğinde Osmanlı sanatçıları arasına giren heykel sanatı kendi gelişim çizgisi içinde ilerlerken verdiği örneklerden naturalist figürsel anlatımları benimsediği vurgulan Osmanlı sanat dallarını anlatıyor. Naturalist figürsel anlatımları benimsediğini söylüyor. Bu dönemde yani 19. yüzyılın son çeyreğinde devam ettiğini buradan yakalayabiliriz. Özellikle kabartma ve büst heykelleri ağırlık kazanır ve teknik olarak da alçı ve mermer heykeller yapılır. Evet. Mermerlerin türleri hakkında değil mi? Büst heykelleri, kabartma bunlar ağırlık kazanırdır. Heykellerin konusu iki ana başlık bakın konu değişti. Heykellerin konusuna geçti şimdi. Türlerini vermişti. O yüzden cevabımız 3 ile başlıyor. Bakın diğerinde de konuyla ilgili verecek sayısal çokluk ise ikinci grup olan portre büstlerdir diyor. Her iki grupta da diyor Osmanlı heykel sanatını biçim olarak da gerçekçi yorumların izlerini heykellerine yansıtma çabası içindedir. Evet şuradan itibaren ne oldu? Konu değişti arkadaşlar. Yani konulu, romantik konulu diyor. Yani anlatıyor daha sonra da üsluba geçiyor. Evet 22. sorumuzu yaptık. 23. Cümlenin hangisi parçanın anlam bütününü bozmaktadır diyor. Arkadaşlar biraz önce demiştim uzun cümleler gözünüzü korkutmasın. Çünkü bu tür sorularda yani soruyu hazırlayan kişi de bazen şu kolaylığı sağlıyor. Bakın ben paragrafı daha önceden okudum, siz okudunuz. Şöyle bir ifade var. Bu Bozkurt kuşağının güney sınırında diyor. Yerli özür. Birincisinde büyük göçer yerleşik kültür katının verilerini ortaya koymuştur. Bu bozkır kuşağının derken bu bozkır kuşağı devam olduğunu gösteriyor. Sürmeye ve Andronova olarak adlandırılan ve Hint-İran kavimleriyle ilişkileri saptanan bu kültürlerin yayıldığı coğrafya bronz çağı boyunca kuzeyli göçer toplumlarda sürekli bir temas bölgesi olmuş. Ardışık göçer dalgaları sonucunda karmaşık bir etnik yapıya her zaman şunu yapın arkadaşlar. Cümle bittiği zaman bu cümlenin bitiminde bazı sözcüklerin bir sonraki cümlede yer alıp almadığına dikkat edin. Karışık bir etnik yapıya kavuşmuştur diyor. Bu etnik yapıdaki coğrafyanın diye devam ediyor. Aradaki sözcük ya da cümlemiz ortadan kaldırılırsa birbirinin devamı olduğu ortaya çıkmış oluyor. Bütününü okumadan arkadaşlar birbirini devam ettirecek sözcükler yakalayabiliyorsanız sağlamasını yaptıktan sonra doğru cevabın olduğunu teyit etmiş olursunuz. Yani sağlamasını yine de yapın. Ama bu çok yormaz bu tür paragraflar. Birbirinin devamı olan anahtar sözcükleri bulunca. Yani cevabımız Ceyhan. Evet. Geçiyoruz. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Genç yaşta meydana gelen saçta beyazlamanın yani melanin kaybının sebepleri tam olarak bilinmiyor ancak araştırılıyordu. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde yoğun stresin deriyi kontrol eden kök hücrelerini ve saç rengini etkilediği görüldü. İncelemeler sırasında tüyleri koyu renk olan bir farenin şimdi bakın burada yapılan araştırmada yoğun stresin deriyi kontrol eden kök hücreleri ve saç rengini etkilediği görüldü diyor. Doğal yaşam sürecinin önceden beyazlayan saçların temelinde genetik yatmaktadır diyor. Burada farklı bir bulgu olarak tam olarak bilinmiyor diyor. Tam olarak bilinmediğine göre farklı çalışmalar yapılacak. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde stres etkili oluyor, genetik yapı etkili oluyor yani ikisinde de farklı. Dolayısıyla baktığımızda
aynı olgu üzerine yapılan araştırmalarda birbirinden farklı sonuçlara ulaşılabileceğini göstermektedir. Evet, yani ikisi de farklı sonuçlara çıkıyor. O yüzden arkadaşlar, birisi işte genetik üzerinden onu ispatlamaya çalışıyor. Diğeri işte stres deriyi kontrol eden kök hücreleri ve saç rengini etkilediği görülüyordur. Onun üzerinden yürüyor. Cevabımız A şıkkı olacaktı. 24. 25. soruya bakalım. Bu parçanın yazarı aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir diyor. Çoğu kişi bir dış gücün kendilerini açık açık bir şey yapmaya zorlamadıkça kendi kararlarının kendilerine ait olduğuna ve bir şey istediklerinde isteyenin kendileri olduğuna inanırlar. Evet. Ama kendimize ilişkin büyük yanılgılardan biridir bu. Aslında başkalarının beklentilerine uygun davrandığımız, başkalarının beklentilerine göre ne yapıyormuşuz? Bizi şekillendiren başkalarının beklentileri, soyutlanma korkusu, yaşamımıza, özgürlüğümüze ve rahatımıza doğrudan gelebilecek tehditler, yarattığı korkuyla hareket etmemize karşın, bakın yarattığı korku ne yapıyor? Hareket etmemize karşın aslında isteyenin kendileri olduğunu inanırlar ifadesini çürüttü. Kararı verenin kendimiz olduğu konusunda kendimizi ikna etmeye başarmışız diyor. Evet, dolayısıyla baktığımızda kişisel bireyler kararlarını verirken özgürdür, çürütmüş oldu. Özgür kararlarımızın altında kendimize duyduğumuz güven diyor, yine olmadı. Bağımsız kararlar verdiğimizi sansak da aslında özgür değiliz demek istiyor, değil mi? Kararlarımız aslında güdümlüdür. Yani bir başkasının etkisi altına girmişizdir ya da bir başka aracın, sebebin etkisi altına girmişizdir. Bakın burada soyutlanma korkusu, özgürlüğümüze, rahatlığımıza doğrudan gelebilecek tehditler falan. Yani demek ki isteyenin kendileri olduğuna inanıyorlar ifadesini çürütmek için hazırlanmış paragraf. Cevabımız C şıkkı oluyor arkadaşlar. 26. Ebru sanatı ile ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez diyor. Kökeni ile ilgili net bilgi. Bunu net bilgi olarak kodlayalım. Olmadığı yani. Başka sanatlara ortak malzeme kullanılabildiği, ortak malzeme olarak aklımızda kalsın. Farklı sanatlarda bir alan kullanılıp farklı sanatlarla bir arada kullandı. Farklı sanatlarla birlikte hareket edildi. Kullanılan materyallerin doğal yollarla elde edildiği, doğal yol, özgün bir sanat, özgünlük. Orta Asya sanatı ve kağıt bezeme sanatının en mühimlerinden biri olan Ebru sanatının hangi tarihten beri bilindiği kesinlikle söylemek imkansız diyor. Net bir bilgi edinemedi. A gitti arkadaşlar. Başka sanatlarda ortak malzeme bakalım. Başka hiçbir sanatla benzeşmeyen diyor. Bu sanat tesip ve hat ile birlikte kitap sayfalarında, tesip ve hat ile birlikte murakka kenarlarında, ciltlerde, yazı boşluklarında ve koltuklarında kullanılmakla birlikte günümüze başlı başına bir sanat eseri olmuş. Ama farklı sanatlarla bir arada kullanılabildiğini tesip ve hatla birlikte denmesinden anlayabiliyoruz. Evet, C de gitti. Kullanılan materyallerin doğrudan doğal yollarla diyor, doğal yollarla. Yani has malzeme, kendine has malzeme diyor. Bakın burada da uygulama özelliğine sahiptir diyor. Özgün bir sanat kolu oldu. Kendine has malzemesiyle ve uygulama özelliğiyle, kendine has uygulama özelliğiyle ne yapıyor? Özgün bir sanat oluyor. Gitti. Doğal yollarla kullanılan bütün malzeme araçları Ebru'cu tarafından hazırlanır. Bunların tamamı tabiattan gelir. Suyun yoğunlaşmasıyla bunların tamamı tabiattan gelir diyor. Bakın boyaların tamamı yani doğal yoldan elde edildi. D de gitmiş oldu. Cevabımız o zaman arkadaşlar ortak malzeme değil, farklı sanatlarla bir arada kullanılabildiğidir. Ama ortak malzeme olmaz. Cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Evet gençler, 27. soru. Bu parçada usta yazarın asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi paragrafta ne diyor? Yazı eylemi uğraşan insanları yöneten sorulardan birçoğu yazar kavramı. Soru sorulurken hep yazarlar ne zaman başladınız ya da yazarlık hayatınızı kimlerden etkilediniz gibi ifadeler kullanılır. Bu konu usta bir yazarın da dikkatini çeker. Bu konudaki en büyük sıkıntı ise ona göre yazan
ve yazarın karıştırılması. Evet, yakındığı durum yazan ve yarış sıkıntı diyor. Ona göre sıkıntı ise yazan ile yazarın karıştırılması. Yakındığı durumu soruyor. Okumadan, çok okumadan vurgusu yok. İnsan henüz ustalaşmadan yazı yazmaya ustalaşma. Günümüzde çok okumanın bir kriter, hani çok okuma vurgusu yok. Uğraşan kimsenin kendine özgün üslubunu oluşturması yok diyoruz. Kavram kargaşası. Sonucu, bakın son cümlede mesajı vermişti. Yazı yazan herkesin yazar olarak kabul görmesi onu en çok sıkan meseleydi. Dolayısıyla yakındığı durumdur. 28. Yazarın gençlerin yazılarında eksik bulduğu özellikler hangisi olabilir diyor. İsteyen yazarlıkta kendini geliştirmek isteyen gençlerin yazdıklarını okuyorum. Da içler acısı. Öyle yazılar geliyor ki önüme. Metaforlar havada uçuşuyor. Sanatın biri bini bir para. Tam metafor yapılabilir elbette ama azı ve özü güzeldir bunun. Demek ki az yapacaksınız arkadaşlar. Metafor yani mecazi ifadeler. O zaman yazdıklarınızı süslü bir anlatıma dönüştürerek ya da mecazi söyleyişlere dönüştürerek ne yapmış olursunuz? Yalınlığa ters düşmüş olursunuz. Evet. Sadece bu da değil diyor. İkincisi neymiş? Günümüz dilinin özelliklerini tamamen tavan arasında kalkmış da eski dilden başka söz varlığımız yokmuş gibi yazıyorlar. O kadar çok yabancı kelime kullanılıyor ki yabancı kelimenin kullanması okumak için zorluk çektiğini gösteriyor. Yani sade değil arkadaşlar. Birisi süslü bir anlatım olduğu için ya da metaforlar mecazlı bir anlatıma sahip olduğu için yalınlığa aykırı. Diğeri de yabancı kelimeleri kullandığı için sadeliğe aykırı olmuş oluyor. Cevabımız C şıkkı. Bu parçada Peru ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Orada yapılabilecek bazı etkinliklere. Etkinlik hangi kültürel yapıların barındığını, kültürel yapı, bulunduğu coğrafi konuma, yerlerin dini inançlarına, hangi inançların yaşayanlarca benimsendiğine. Evet, bakalım şimdi. Okyanus kıyısı boyunca yamaç paraşütü yapmak istiyorsanız ve gün batımı seyretmekten zevk alıyorsanız, bakın bu etkinliktir. Dolayısıyla yapılabilecek etkinlikleri arkadaşlar ne yapıyor? Ülkenin bahsedeceğim şimdi ince Amazon ve İspanyol kültürlerinden izler taşıyan Peru. Evet, buradaki faaliyetleri söylüyor. Domates ve patatesin ana vatanı. Dünyada güneşin en son battığı yer. Hangi kültürel yapı? İnka medeniyetinin ev sahibi olan Peru. Kültürel yapıları barındırdığına. Bakın burada kültürel yapılar derken neyi kastediyor? İnka medeniyetinin ev sahibi olan Peru. Güney Amerika'nın batısında olup kuzeyde Ekvator ve Kolombiya, doğuda Brezilya, güneydoğu Bolivya, güneyinde ise Şili'de komşudur. Aynı zamanda güney sınırı boyunca tüm ihtişamıyla Büyük Okyanus uzanmaktadır. Bulunduğu coğrafi alanı ne yaptı arkadaşlar? Burada anlattı. Bu da gitti. B'ye gitmişti. Etkinlikleri söyledi gitti. Yerlilerin dini inançlarına. Evet. Neden 5? Bu ülkede özellikle yerlilerin konuştuğu Okasyu, Aymara gibi diller de vardır. Evet. Yerlilerin konuştuğu din değil, dilden bahsediyor arkadaşlar. Yerlilerin dilinden bahsediyor. Evet, halkın %81'inin Katolik, %12'sinin Evangelical Protestan olduğu, %7'sinin ise diğer dinlere dinden bu ikinci kısımda bahsediyor. Burada bahsediyor ama yerlilerden bahsetmediği için yerlerin dini inançları verilmemiş arkadaşlar. Hangi inançlar olduğu verilmiş? %7'si, 81'i, 12'si derken. Evet, E şıkkı var. Ama ne diyoruz? Yerlilerin dini inancı yok. Dili var arkadaşlar. Evet, kelime oyunu yapmış biraz. 30. soru. Bu parçada 50'ler kuşağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Farklı tarz demiş. Baskılara karşı gelebilen, kuşağın yazarlarının özgün olduğu, özgünlük, tek tip bir içeriğe yer vermedikleri, evet, tek tip içerik
yer vermiyorlar. Farklı içerikleri var. Hepsinin farklı türlerde eserin farklı tür vurgusu var. Bakalım şimdi 30. soruda. Edebiyatta çok sesliliği getiren, tahakküme karşı sesini yükseltmeyi başarabilen, bakın tek tip neredeydi o? Baskılara karşı gelebildikleri. B şıkkı gitti. Başarının %50 kuşağı öykücülerin edebiyatı katkıları tartışılmaz bir gerçek. Seçtikleri birbirinden farklı konular diyor. Bakın içerikten bahsetmişti. Tek tip içerik yer vermedikleri. Yani zenginlik söz konusu. Bu da var. Kuşağı öykücülerin edebiyatı katkılarının özgünlük vurgusu arayacağız. Kendine has tarzlar diyor arkadaşlar. Burada özgün olduğunu gösteriyor. Evet, ne kaldı? A ile E kaldı. Farklı tarzlara sahip yazarlar bulundu. Evet, farklı tarzlara yine özgün. Kuşağın yazarlarının özgün olduğu farklı tarzlardan da anlaşılabilir. İşte bu isimlerden Eller Kuşağı, Öykücüler olarak da kimler derseniz Ferit Edgi falan filan. Kuşağın önemli öykücülerinden biri olan Ferit Edgi ise yıllardır öykü, deneme ve roman başta olmak üzere birçok türde eser vermiştir. Şimdi burada farklı türde eser veren Ferit Edgi'dir. Hepsi için söylenmiş bir şey değildir arkadaşlar. Cevap A. Yani şunların ikisi zaten özgün olduğu ve farklı tarzlara sahip olduğu ikisi birlikte çıkabiliyordu. Evet. 31. soru. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralamış cümlelerden hangisiyle başlar diyor. Bakıyoruz hemen. Orta Asya Türk Edebiyatı'nın temellerinin atıldığı bir coğrafyadır. Bu coğrafya diye devam etmiş bakın. Bu coğrafyada eski Türkçe dönemi olarak adlandırılan Köktürk, Uygur ve Karahanlı edebiyatları şekil bulmuştur. Köktürk dönemi edebiyatı taşlara yazılan, bak tekrar başa döndü. Şimdi açıklamalarını yapıyor. Şimdi burada genel olarak bahsettiği şeyi 3. cümlede Köktürk dönemi edebiyat taşlara yazılan bir edebiyattır. Bu dönemden kalan Bengü taşlar Türklerin en eski yazılı belgelerdir. Kültigin, Bilge Kağan ve hep Göktürklerle ilgili ne yapıyor arkadaşlar? Bilgi veriyor. Yani 3. cümleden itibaren özele indi. O yüzden de Göktürkleri anlattığı bu kısım bir ikinci paragrafın başlangıcı olmuş oldu. Evet, 31. soruyu geçtik. Hangisine değinilmemiştir diyor. Meddahların konu alanının genişliğine. Konu alanı vurgusu. Meddahın seyircilere mesaj verme amacının olduğuna, mesaj verme, bulundukları dönemin zihniyeti, Meddah'ın tenkit üslubundan uzak durduğuna, tenkit uzak durması, modern tiyatro ile benzeştiğine, modern tiyatroya benzeme yönü. Şimdi bakalım arkadaşlar. Meddah'ın konu alabildiğine göre anlatımda çeşitli efsanelerin hikayeleri, tarihi olayları ve kişileri kendilerine konu edindikleri gibi. Bakın birçok alana giriş yapıyor. Tarihi olaylar, efsaneler gibi diyor. Hatta devam ediyor. Güncel, siyasal, sosyal olaylarda işliyormuş. O zaman alanın genişliği doğru. Evet. Yapan kurmaca ve bağlamlara başvurabilmektedir. Böylece toplumsal ve siyasal eleştiriler bu kurmaca ve bağlamlar vasıtasıyla dinleyenin zihnine gönderilen alt mesajlara. Evet. O zaman seyircilere mesaj verme. Bu da gitti. Metalların bulundukları dönemin zihniyetini yansıttığına, bulundukları dönemin zihniyeti. Bu aynı zamanda açıkça ifade ediyor. Bu nedenle metallar içinde yaşadık dönemin sosyal, bakın, zihniyeti burada vermiş. Dolayısıyla zihniyetini yansıttı. Bu yönüyle metalların sergilerini çağdaş anlamda epik tiyatroya. Evet, çağdaş anlamda epik tiyatro arkadaşlar modern tiyatro ile benzeştiğine bu da gitti. Tenkit üslubundan uzak durduğuna diyor. Zaten siyasal olaylara girdiği zaman, sosyal olaylara girdiği zaman tenkit üslubundan uzak durması beklenilemez. Cevabımız D şıkkı olmuş oluyor. 33. soruda röportaj var arkadaşlar. Ben bunu çok uzatmak istemiyorum. Zaten metni okudunuz. O yüzden hemen cevabına bakalım. Örtüşüyor mu? Kitabınızın bu kadar tutulacağını bekliyor muydunuz? Evet.
Cevabımız C şıkkında. Daha önce ben de baktığım için dürüst olmak gerekirse piyasaya etki edeceğini bekliyordum. Bak, bekliyor muydunuz? Dürüst olmak gerekirse piyasaya etki edeceğini bekliyordum. Ancak bu kadar konuşulacağını beklemiyordum. Gayet şık oldu, değil mi? Cevabını vermiş oldu. Sizce kitabın okura hitap etmesini sağlayan ana damar ne oldu? Üslubunuz mu? Farklı bir hikaye mi? Kurgu mu? Evet, yani kitabınızın bu kadar etkileyici olmasının sebebi bence hepsi. Son, bak, bence hepsi dediğine göre saydığı üç şeyi ne yapıyor? Veriyor arkadaşlar. Diğer şıklarda mesela kitabınıza okur hitap etmesi noktasında özel bir çabanız oldu mu? Bence hepsi olmaz. Okurla hitap etmesi istenen kitaplarda edebi dil mi kullanılmalıdır? Bence hepsi olmadı. Sanatsal hafızanın açığa çıkmasına yazılan türlerin birbirleriyle ilişkilerinin etkili olduğunu söyleyebilir miyiz? Bence hepsi, bakın, hiçbirinde olmuyor. Sizce bir topluluğa hitap ederken onlar tarafından kabul görmek için hangi türde yazmak gerekir? Bence hepsi. Böyle bir cevap olabilir mi? Hangi türde yazmak gerek? Bence hepsi. Bence bütün türler dese olur, ama bence hepsi deyince yine anlam bozuldu. En uygunluğu arkadaşlar C şıkkı. Keşke bu soruları okuyan arkadaşımız hemen ikinci cümleyi orada görüp de hızlıca sorabilseydi. Gördüğünüz gibi cevabı diğer şıklar oturmuyor. Evet. Kaçıncı sorudayız? 34. Verilen parçanın aşıklık geleneğiyle ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diyor. Anadolu'da kültürel beğeninin istersen çok yönlü olması, zihniyetini yansıtması, şiirde düz yazıyı içerdiği, şiiri hem düz yazıyı, eğitim sanatçılarının geleneğine bağlı olduğu, eğitimli sanatçılar vurgusu yapmış, doğaçlamaya dayalı olduğu. Anadolu'nun kültürel belleğinin yanı sıra kültürel çeşitlilik ve zenginlikte de önemli bir ifadesi olan aşıklık geleneği, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş şiir, müziği ve hikaye anlatımını içeren. Bakın burada hem şiir hem düz yazıyı içermesi. Sanattır kendine özgü geleneği. Burası yok. İcrası olan aşıklık geleneğinin en önemli özelliği dönemi yaşayış ve hayat bakış tarzını. Zihniyet yani. B'de gitti. Dönemi yaşayış ve hayat tarzı derken zihniyet gitti. Etik ve estetik değerlerini yansıtarak geniş halk kitlelerine hitap edebilmesidir diyor. Evet. Geniş halk kitlesi, çok yönlü olması, geleneğe uygun bir biçimde söylenebilen, karşılıklı atışma yapılabilen, hikaye anlatılıyor ve tülühata dayalı icatlarına çoğunlukla saz eşliğinde geçirmek aşık falan filan. Bu sanatın temsilci usta aşıkların yanında uzun yıllar çıraklık yaparak yetişmektedir. Aşıklar hem manzum hem de mansur eserler. Bakın, hem şiir hem düz yazı burada da var. Aşık tarzını verilen kendilerine has bir üslup oluşturmuşlardır. Arkadaşlar, burada tülyat kelimesini de bilmekte fayda var. Sınavda da karşınıza çıkabilir. Tülyat doğaçlamadır. Burada nerede geçiyordu? Hikayelerinde bu sınavın tülyata dayalı icralarını. Bakın, bu doğaçlama olduğunu gösterir. Çok yönlü sanat olduğunda yanı sıra kültürel çeşitlilik ve zenginlik diyor. Bakın, A şıkkı gitti. Cevabımız o zaman eğitimli sanatçılar. Zaten doğaçlama söylediğine göre oradan, yani eşit ağırlık öğrencileri biraz daha kolay bu soruyu yakalamaları. Çünkü doğaçlama söylüyorsa zaten medrese ilmi almamış diyebiliriz. Eğitimi tamamlayamamış. Bu parçadan hareketle felsefe ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. 35. soru. Immanuel Kant felsefedeki ilk ve temel misyonunun bilimi temellendirmek, daha sonra da ahlakın ve dinin rasyonelliğini savunmak olduğuna inanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için de Descartes'in rasyonalizminden ve empirizminden önemli gördüğü ögeleri alarak transcendental epistemolojik idealizm diye bilinen kendi bilgi kuramını geliştirmiş. Yükselen bilimin felsefi temellerini gösterdikten sonra özgürlük ve ödev düşüncesine, evet, özgürlük ve ödev düşüncesine dayanarak
Hristiyan ahlakını savunma çabası vermiştir. O birçok felsefecinin bu konudaki görüşlerini ters olarak fenomenal gerçeklikle, yani bizim duyular aracılığıyla tecrübe ettiğimiz dünya ile numenal gerçeklik, yani duysal olmayan ve hakkında bilgi sahibi olunamayacak dünya arasında bir ayrım yapmıştır. Aynı konu üzerinde birçok farklı düşünce içerebilen bir disiplin oldu. Evet, felsefe ile ilgili olarak söylenebilir mi? Hangisine ulaşılabilir diyor. Baktığımızda arkadaşlar birçok farklı alanlarda, değil mi? Descartes'i verdi mesela. Ondan sonra Hume'nin empirizminden önemli gördüğü öğeleri alması. Dolayısıyla cevabımız A şıkkında toplanmış oldu. Evet. Bu parçada Kant ile ilgili olarak aşağıdaki hangisine değinilmemiştir? Baktığımızda farklı filozoflardan sentez yapıyor. İsimlerini vermişti. Bazı filozofların görüşlerine ters görüşler ortaya koyuyor. Evet. Yani onların zıttı olduğunu nerede veriyordu? Yükselen bilimin felsefeden gösterdiğinden sonra özgürlük ödevine dayanır. Hristiyan ahlakını savunma çabası vermişti. O birçok felsefenin bu konudaki görüşlerine ters diyor. Bakın. Evet. Bu da gitmiş oldu. Neredeydi o? Ters görüşler. B şıkkı gitti. Duysal olan ve duysal olmayan dünyayı birbirine yaklaştırdığına diyor. Evet. Burada arkadaşlar birbirine yaklaştırdığına demiş. Fakat olmayan hakkında bilgi sahibi olamayacak dünya arasında bir ayrım yapmıştır diyor. Yaklaştırma söz konusu değil. 37. soru. Nietzsche ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Din, ahlak, modern kültür, felsefe, bilim üzerinde metafor, ironi ve aforizma dolu bir üslupla eleştirel yazılar yazmış Nietzsche. Onun kilit fikirlerine Apollyon ikiliği, Tanrı'nın ölümü, üst insan ve Bengi dönüş gibi unsurlar oluşturur. Nietzsche, üst insan kavramıyla soylu bir insan kavramını yeniden kurmaya çalışır. Felsefenin merkezini oluşturan en temel şey kişinin coşkun enerjisini sömüren her türlü öğretinin toplumsal olarak ne kadar geçerli olursa olsun sorgulanarak hayatın evetlenmesidir. Evet, sorgulanmasına vurgu yapıyor. Hakikat değeri ve nesneliği üzerinde büyüttüğü kökten sorgulaması geniş çaplı yorumların odağını oluşturur. Evet, sorgulamak gerekiyor. Etkisi özellikle kıta felsefesi geleneğinde varoluşçuluk. Daha sonra da bu etkisi ne olmuş? Değişik felsefe akımlarına yansımış, yaşatılmış. Evet, 37. soruda Nietzsche ile ilgili olarak hangisine ulaşılamaz diyor. Çağrışıma dayalı bir üslupla tenkit içerikli, evet, aykırı davranıyor. Temelinde hayatı yorumlayacak bir sorgulama yatar diyor. Evet, olumlayacak bir sorgu. Yani burada sorgulamayla diyor bulunabilir gerçek ana teması. Felsefe üzerine geniş çaplı değerlendirmeler evet yapılmaktadır. Felsefenin ideal insanı yeniden oluşturabilmek istemektedir. Evet, ideal insan vurgusunu nerede yapıyordu? Bakıyoruz. Hakikatin değerli insan üzerine yürüttüğü sorgulaması oluşturur etkisini özel kıta varlaşma için. Daha önceki yerde bir yerde vardı arkadaşlar. Üstün insan kavramıyla soylu bir insan eylemliliğinin kavramını yeniden kurmaya çalışır. Evet, D şıkkında bulmuş olduk. Yeniden oluşturur. Alaycı üsluptan uzak durmuş, öğretisini açık bir tarzda dile getirmiştir. Yukarıda ironi diyordu arkadaşlar. Aforizma dolu üslupla eleştirel yazılar yazmış. O yüzden de eleştirel yazılarda zaten ironi söz konusu olur. E şıkkı diyoruz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Baktığımız zaman evet, örnekleme, alıntı, açıklayıcılık, karşılaştırma, ikileme. Evet, hangisi yoktur? Arkadaşlar burada hiç kimsenin sözünü almamıştı. Dikkat ederseniz paragrafı okuduk. Kendi görüşlerini vurguluyor ama kişi sözü almamış. Dolayısıyla burada alıntı yok diyebiliriz. Diğerlerinden örnekleme, karşılaştırma, isterseniz tek tek verelim. Dino eleştiri yazılarının nişe, onun kilifi, ikili, Tanrı'nın ölümü, üst insan, Bengi dönüş. Bunlar örneklendirmedir arkadaşlar. Sonra ne diyor? Açıklayıcılık,
karşılaştırma, açıklama bilgi veriyor. İkileme. Hemen bakalım. Üzerine ironi, aforizma, eleştirme, yazıların işlerinin Tanrı'nın ölümü, insanın dönüşü gibi. Onun işe insan, insan, soylu insan, erelerin verilmeyi, en temel şey kişinin toplumsal olarak ne kadar geçerli olursa olsun sorgulara bakıyorlar. Hakikatin değerini, insanın sorgulamayı geniş çaplı. Sözlerine, felsefesine, dahil olmak üzere az çok devam ediyor. Bakın az çok. Bu ikilemedir. Dolayısıyla ikileme de var. Karşılaştırma arkadaşlar zaten paragrafta değil mi? Dolu bir üslupla eleştirel yazılar yazıyor. Burada kavramını bir insan eylemini yeniden kurmaya çalışıyor. En temel şey diyor. Bakın karşılaştırma da yapmış oldu. Evet, 37, 38'i bulduk. 39. Bu parçada bilimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi dinlenmemiştir diyor. Evet, 39'u arkadaşlar şöyle bir gözden geçirelim. Kanaatim Türkiye'de halk arasında bilime duyulan ilginin söylem düzeyinde kaldığı, bilimin sokaktaki insanlar için daha derin bir anlam ifade etmediğidir. Bununla beraber, bakın burada bir mesaj verdi. Bununla beraber 17. ve 18. yüzyıl Osmanlı toplumu ile kıyaslandığında modern Türk toplumu bilimin farklı bir statüye sahip olduğu aşikardır. Bilim, Jön Türkler ve sonrasında Cumhuriyet eliti ile birlikte doğayı tanımamızı sağlayan bir araç olmanın ötesinde geçmiş toplumsal meseleler de dahil olmak üzere her türlü sorunun çözümü olarak görünmeye başlamıştır. Bilim Max Weber'ın tabirini ödünç alırsak dünyayı yeniden büyümekle görevlendirilmiştir. Büyülemekle görevlendirilmiştir. Hep bilim üzerinde durdu değil mi? Dünyayı yeniden büyülemek bilimle olacak bir şey diyor. Bilime bu yönüyle bir talebin olup olmadığına bakılmaksızın insanları uyandırma ve aydınlatma. Onlara her konuda rehber olma görevi verilmiştir. Bilim sessiz kalması gereken konularda zorla konuşturulmuş ve yıpratılmış uzun ve vadede toplum nezdine itibarsızlaştırmaya çalışılmıştır diyor. Değinilmiştir. Halkın onu olması gereken şekilde kendine rehber edindiğine. Evet. Halkın rehber edinilmediğinin tam tersini söyledi ilk cümlede. Bilim insanların ona yeni alanlar oluşturmak istediği yeni alanlar vurgusu yok. Onun birçok farklı sanat üzerinde etkili olduğuna, farklı sanatta etkili olması yok. Ona göre alakanın yalnızca lafta kaldığına, ona gösterilen alakanın evet burada arkadaşlar hangisine değinilmiştir diyor. Bakın bilimin sokaktaki insan için daha derin bir anlam ifade etmediğidir. Söylem düzeyinde kalmış yani. Değil mi? Dolayısıyla cevabımız ne oluyor? Denizli olmuş oluyor. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sessiz kalması gereken konularda zorla konuşturulmuş. Alanı olmayan meselelere kaynak kabul edilmiş. Evet cevabımız arkadaşlar alanı olmayan meselelerde kaynak kabul edilmiş. Evet bakın sessiz kalması gereken alanı olmayan vurgusu burada yapılıyor. Ne oluyor? Zorla konuşturulmuş mesele kaynak kabul edilmiştir bilim. Evet dolayısıyla cevabımız A şıkkı olmuş oluyor. Evet sevgili gençler böylelikle ne yapmış olduk? 40 soruyu birlikte çözmüş olduk. Bundan sonraki denemelerde de bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin diyorum. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar.